Cumhuriyetimizin 100. yılına özel Bolu'da düzenlenen Petrol Ofisi Maxima 2023 Türkiye Rally Şampiyonası 4. yarışı 100. yıl rallisi başarılı bir organizasyonla geride kaldı. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu TOSFET ve Bolu Offroad Spor Kulübü BOLOF tarafından Bolu Valiliği, Bolu Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Bolu Belediyesi katkılarıyla düzenlenen organizasyonlar birçok sporsever tarafından heyecanla takip edildi. 27 Ekim'de start seremonisiyle başlayan zorlu mücadelede ilk gün 5, ikinci gün 4 etap olmak üzere toplam 294.63 kilometre koşuldu. Gastrol Ford Team Türkiye takımından Kaan Karamanoğlu, Oytun Albayrak ikilisi günün ilk etabında iyi start aldılar ve otomobilleri Rally 3 ile etapta oldukça iyi zamanlar yaparlarken etabın 8. ve 9. kilometreleri arasında oldukça yoğun bir toz bulutuna denk geldiler. Önden start alan Cem Alakoç, Aras Dinçer güne şanssız başladılar. Henüz günün ilk etabının 6. kilometresinde yoğun notunda sorun yaşadılar ve yol dışı yaptılar. Daha sonra birkaç araca geçildikten sonra motoru çalıştı ve yola koyuldu. Bu sırada da arkasından gelen Kaan Karamanoğlu, Oytun Albayrak toz bulutları arasında adeta hapsoldu. Görüntülerimize de yansıyan bu talihsiz andan dolayı ekip değerli zamanları burada bıraktı. Etabı 10. sırada tamamlayan Kaan Karamanoğlu, Oytun Albayrak bu etapta 1,5 dakikaya yakın zaman kaybetti. Günün ikinci etabında işler yolunda gitti ve etabı 5. sırada tamamladılar. 3 etapta ise tempolarını korudular, aynı performansı bu etapta da gösterdiler ve bir kez daha 5.liği elde ettiler. Gün ortası serviste genel klasman 6.sı olarak girdiler. Kaan Karamanoğlu, Oytun Albayrak gün ortası servisinden sonra Remet Asistans ve Red Bull etaplarını birer kez daha geçtiler. Günün ve rally'nin 4. etapında Karamanoğlu-Albayrak ikilisi 6. zamanı yaptı. Günün son rally'nin 5. etapında ise ekip bir kez daha 6. olarak finiş gördüler. Gün sonunda genel klasman 4.sü olurlarken sınıf 3'te ise Ali Türkkan'ın ardından 2.liği elde ettiler. Pazar günü yine mükemmel bir hava bizi karşıladı. Genellikle yılın bu aylarında Bolu ve komşu illerinde bu mevsim yağışlarla geçer. Ancak yarış haftası adeta yazı aratmadı. Bu hava koşulları takımların işlerini bir hayli kolaylaştırdı. Motorsporları tutkunları ve sporcuları yeni şehir ve yeni etapları çok özlemişti. Uzun verilen aranın ardından rally yeniden yeni etaplarla start aldı. İlk gün uzun kilometre olmasına rağmen günü %80'in üzerinde otomobil tamamladı. Castrol Ford Team Türkiye takımından Kaan Karamanoğlu, Oytun Albayrak ikinci güne de tempolu başladılar. Rally'nin 6. etabı Adaptek Teknoloji'de iyi bir performans sergileyen ekip etabı 4. sırada tamamladı. 24 kilometre uzunluğundaki bu etap sürücüler açısından oldukça zorluydu. Yumuşak zeminin haricinde sonbahar yapraklarının yola dökülmesi de bu zemini daha da kayganlaştırmıştı. Ardı ardına devam eden sert virajlar etabın zorluk derecesini arttırmıştı. Araçların performansının yanı sıra pilotajın da ön plana çıktığı bu etapta sürücüler hem iyi zaman yapmak hem de araçlarına zarar vermemek için etapta adeta ölüm kalım savaşı verdiler. Az sonra bu etabın zorluğunu Oytun Albayrak'la yaptığımız röportajda da göreceksiniz. Kendisi esprili bir şekilde ifade etti. Kaan Karamanoğlu, Oytun Albayrak ikilisi rally'nin 7. ve 8. etaplarında 4. zamanı yaptılar. 9. etapta risk almak istemeyen Kaan Karamanoğlu ayağını biraz gazdan kesti ve etabı 6. sırada tamamladılar. Gün sonunda ekip rally genel klasman 3.lüğünü elde ederek büyük bir başarıyı elde ettiler. Ekip aynı zamanda sınıf 3'te de Ali Türkkan'ın ardından 2. aldı. Türkiye'nin en uzun soluklu tek marka rally kupası olan Fiesta Rally Cup'ta yoğun bir katılıma ve kıyasıya rekabete sahne oldu. Fiesta Rally Cup ilk üçü aynı zamanda genel klasmanı 3., 4. ve 5. sırada tamamladı. Bu yarışta da start alan Kaan Karamanoğlu ve Oytun Albayrak Fiesta Rally 3 ile 1. oldular. Gün sonunda coşkuyla karşılanan Karamanoğlu ve Albayrak'la görüştük. Etaplar rakibimiz lastik patlattı. Evet. 20 küsur kilometre tozda gittik. Orada bayağı bir zaman kaybettik. Bayağı geriye düştük. Sonra yavaş yavaş tırmana tırmana geri geldik. Yarışa yani hızlı bir başlangıç yapmak istiyorduk ama yapamadık. Yani tozda kalınca hiçbir şey yapamadık. Kaybettik yani bu dezavantajı elde etmek için diğer etaplarda biraz atak yapmaya çalıştık. Bir etabın başında ben birazcık böyle ilginç bir not kaçırma oldu ama neyse hani böyle kaç 6 virajda toparladık onu. Soğumuşsun diye. Evet yani ondan sonra bugün zaten sabahtan böyle bir iyi bir atakla başladık.
İşimizi de garantiledik. Keyifle geldik finişe. Son uzun, bugünün uzun etabında konuşmaktan nefret ettim. Hayatımda çok hani... Tamam, konuşkan bir insanım ama hani bu kadar da konuşmayı sevmedim. Ya genel anlamda güzel bir yarış oldu. Keyifli bir yarış oldu. Özellikle hani 100. yıl yarışında podyumda olmak ayrı bir keyif. Kesinlikle, çok ayrı bir keyif. Yani şu an keyfi bambaşka.